Basıldık. Bugün neredeyiz? Bugün Papello'dayız efendim. Şöyle olayım. Şöyle göstereyim. Bir dakika, açı olmadı ki. Bugün neredeyiz efendim? Bugün neredeyiz efendim? Papello'dayız. Papello'dayız. Ne yiyoruz? Arap lezzetleri. Arap sokak lezzetleri deniyoruz diyeceğim. Şöyle göstereyim. Falafel, nohut köftesi. Bu arada hani humus vesaire çok severim. Tamam mı? Hiç falafel denemedim. Şöyle humusa odaklanıyorum ben de. Humusu severim ve yaparım. Hani yılbaşı videomuzu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Minik bir humus tarifi diyormuşum. Güzel ama tatlış. Tatlı yer ya. Seninki sanırım şey karışık bir tabak. Benimki aynen. Sadece falafel. Bende falafel var. Şivarma mı? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Şivarma yani, var. Humus var. Salata var. Patates kızartması var. Tavuk dürüm ya da et dürüm. Hani dürüm yani. Ben tavuklu aldım. Sen tavuklu aldın. Humusu var. Bu zaten nohut köftesi. Hani nohut ya da böyle bakla karıştırıp yapıyorlar. Kızartılıyor. Yanındaki sosu bilmiyorum ama muhtemelen sarımsaklı sosudur. Çünkü köftede sarımsak olmaması lazım. Ki tercih etmiyorum. Şöyle göstereyim. Çok sarımsaklı sevmiyorum. Evet, o zaman hadi dene bakalım. Kokusu bayağı güzel geliyor. Şey zaten üstündeki susamlara baksana. Bayağı iyi gözüküyor. Çiğ şey. Kesinlikle sarımsaklı değil. Hemen sarımsak yiyorum istiyorum şu an. Sosuna batırmayacağım. Güzel. Güzel. Afiyet olsun efendim. Wrap şeklinde de yapıyorlarmış. Wrap'in içine koyuyorlarmış falafeli sanırım. Bunu bir de gördüm çünkü. Neyse sen ye de ben seninkini anladım. Arada benim falafellerim çalacak. Hadi bakalım görüşürüz. Aynen. Güzel o yüzden. Ağır bir sarımsak kokusu yok. Bu sosun içinde tahin de olabilir mi? Sadece sosdan yediğimde içinde bir baharat var. Evet. Böyle baharatlardan, soslardan pek hoşlanmayan insanlar bunları da sevmezler. Söyleyelim. Geçelim. Böyle çok fazla sos, baharat ya da hani ne denir? Bir tık daha aromatik şeylerden böyle pek hoşlanmıyorsanız bunu sevmeyebilirsiniz. Ama ben severim. bayağı iyi. Beğenildim. Biraz önce Olcan'ın tavuk dürümünü denedim. Ve şu an şey şoktayım. Bir süre bir şey yiyemeyeceğim. çok garip. Arkadaşlar sosunda tarçın tadı var. Tarçın. Yani tarçın ve karabiber böyle birleşmişler. O kadar güzel ki. İnanılmaz bir şey. Ve Olcan bayağı bayılarak yedi.
Biz de mesela yaprak sarmanın içine bir tık tarçın, hafif şeker ve kuş üzümü koyarız. Tamam mı? Olcan bizim sarmadan tattığında dedi ki hani değişik yapıyorsunuz ya, garip hani değişik bir tat falan demişti. Şimdi dürümü bayılarak yedi. Ben şaşkınım. Şaşkınım. Sizin sarmada olan maddelerin bazıları bunda yok. Mesela kuş üzümü. O sarma ama. Zeytinyağlı sarmadan bahsediyorum bu arada. Etli değil, zeytinyağlı, etsiz olan. Tamam. Kuş üzümü tadı garip yani. Vay be. Değişik. Beğenildi. Gelin deneyelim. Hemen bir de Oğulcan'ın humusunu ben deniyorum. Humusun kıvamı bu arada pürüzsüz. Ama tahin tadı çok yoğun. Yani benim yaptığım humustan bir tık daha farklı. Çünkü ben üstüne kimyon ve sumakla süslüyorum. Ve üstüne yağı yakıp koyuyorum. Bunu da yağ kısmından çok almadığım için tadı alamamış olabilirim. Emin değilim. Ve bu arada bu bendeki falafelin yanında verilen yoğurtlu sos tahinli. Çok iyi. Bayağı beğendim. Yani yoğurtla tahini karıştırmak daha önce aklıma gelmemişti. Bazen hala garip geliyor mu? Oğulcan'a şey diyorum, yüzüne kamera doğru tutmasına alıştın mı diye soruyorum da. O da diyor, birazcık. Bence alıştı ya. En başta böyle duruyordu bir anda. Böyle bakıyordu kameraya. Diyordu. Sohbet ediyorduk, konuşuyorduk. Ne oldu? Çok güzel. Tatlımız geldi. Çok tatlış. Yine Bahçeli'de bir kahveci bulduk. Aslında yeni keşfimiz de biz 3 sefer geldik. O kadar kalabalık ve dolu ki tatlar hep bitmiş oluyordu ya da yer bulamıyorduk. Bu sefer de şans eseri oturabildik zaten. Hemen gösteriyorum. Çok güzel gözüküyor. Bayıldım. Şey ya, bu aslında şey, yılbaşı ağacı. Üstüne de şöyle yıldız yerine kestane koymuşlar. Aynen. Biz de yanına birer tane cappuccino söyledik. Bu arada şöyle bir şey de keseceğiz. Bıçağın sırtına bakar mısınız? Şey, pizza sipariş etmiş gibi hissettirdim. Ben şu an nasıl keseceğimizi düşünüyorum. Ya bir şey diyeceğim, ben böyle tatlıları bilmiyorum ya. Tatlıların iyi de böyle emek verilmiş, ince uğraşılmış, yemeğe ya da kesmeye korkuyorum. Böyle bozuluyor falan ya. Hayır, üstten başlamam. Wow, çok güzelliğini göstermem lazım. Gerçekten. Bakar mısınız? Kestane dağı. Diyebilir miyiz kestane dağı? İçini gösteriyorum. İçinde ufak ufak kestaneler var. Küçük bir kestane dağı yiyoruz şu an. Ve ben yiyorum. Şimdi böyle bir şey yapacağım. Ben ondan sonra hepsi gidecek. O yüzden üzülüyorum. Nasıl? Hemen yorumlarınızı alalım. Kendine başka tatlı alabilirsin. Oldu. O kadar güzel yani. Oldu. Çok güzelmiş. Şey. Şöyle
düşünmedim. Alt kısmı zaten tart. Ortasında da kocaman bir bakar mısın? Senin senden tarafta da gözüküyor. Ortasında da kocaman kestane var. Bayağı iyi. Gözüküyor buradan. Ortasındaki kestanenin üstü çikolata kaplı. Güzel, bayağı güzel. Hocam şu an sahibinden.com'da takılıyor, tamam mı? Bir şeylerin fiyatlarına sürekli zam geldikçe şey oluyor. Yok, şu an onda değildim. Şu an şeydeydim. Aa, yok, fiyatı bu kadar olmuş mu diye sürekli böyle sohbet ediyoruz. Bu arada bu arada bayağı güzel. Arkanın duvar kağıdıyla koltukların rengi aynı bu arada. Benim bu desenli bir pantolonum vardı arkadaşlar. Tabii ki. Aynen öyle. Bu arada duvar... Duvar kağıdı değil. Bayağı yumuşak. Orası da kadife. Aynen. Koltuk da aynı. Anlık kafamın üstünde aynı olduğunu fark ettim. Evet. Şey diyormuşum, gecenin sonu o şurada bitti. Aynen, kafeden çıktıktan sonra bir kent parka uğradık. Bir değişim işimiz vardı. Sonra dedim ki Osho'da indirim vardı. Ben bir girip bakayım. Çok güzel şeyler, çok güzel ürünler vardı. Ben de kendime bir tane pijama seçtim. Hemen size göstereceğim. Hemen size Osho'dan aldığımı gösteriyorum. O kadar yumuşacık ki Osho'nun pijamalarına bayılıyorum bu arada. Bir ara çok güzel bir serisi vardı böyle kedili, ondan sonra sincaplı falan. Ondan almıştım o seriden. Bu da bu arada termal. O kadar güzel ve yumuşacık ki yani müthiş. Çoğunu bitirmişler bu arada. Normalde siyah üstü yıldızlı bir şey beğenmiştim. Bunun da üstü yıldızlı, termal, sıcacık tutacağına eminim. Bir de hani ben çok kalın pijamadan hoşlanmıyorum. Hani sıkıyor bilmiyorum yani insanı. Ne kadar hani o da soğuk olsa ya da sıcak olsa bile şey yapamam yani böyle çok vücudu saran ya da sıkan tight gibi olan pijamalardan pek hoşlanmıyorum. Siz de benim gibi hoşlanmıyorsanız bu tam size göre olabilir. Çok güzel. Hemen üstünü de gösteriyorum. İndirime girmişler. Sabahlıklar falan da vardı. Benim bayağı hoşuma gitti ya. Çok güzel. Üstü de böyle. Bu şekilde. Üstü de yumuşacık ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Böyle minik minik yıldızlar var üstünde. Çok güzel. Bu arada bayağı yeri salaşmış. Ben X small buldum. Ya zaten çoğunlukla
indirim zamanları ya böyle X large, large falan kalıyor ya da böyle X small kalıyor. Benim de işime geliyor. Hani bu bayağı salaş. X small'u böyle yani. Takım böyle bu şekilde aldım. Çok güzeller ya. Bayağı güzeller. Terliklerde falan da vardı indirim. Ondan sonra ben bayağı beğendim. Tight'larda falan da var bu arada. Osho'nun tight'ları da yeri çok güzel. Hani bayağı esnek ve hani termal tight'ları falan da var. Onlara da bakabilirsiniz. Hani benim tight ihtiyacım olmadığı için bakmadım ama hani bir göz gezdirebilirsiniz. Daha indirim devam ediyor. Zaten bu en küçüğü X'im olmuş. En büyüğü X'larçmış. Bayağı güzel. Hemen giyinip geliyorum. Giyindim geldim. O kadar yumuşacık ki hiç sanki üstümüzde yokmuş gibi ama sıcacık tutuyor gerçekten. Böyle cepleri falan da var. Bu X'im ol arkadaşlar. Kolları falan da ya çok çok iyi. Ben bayağı beğendim. 10 numara 5 yıldız bir pijama. Tam aradığım gibi. Bayağı beğendim. Gayet güzel. Bayağı iyi. Evet, bir videonun daha sonuna geldiniz. Böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.